Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özoğa. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu defa HTC'nin dünya ile aynı anda ülkemizde de lanse ettiği yeni akıllı telefon modeli One A9'u değerlendireceğiz. One A9, HTC'nin süper orta sınıf için tasarladığı bir telefon. M serisi altında yüksek performanslı bileşenleri bir araya getirdiği üst seviye telefonlar duyuran HTC, A serisiyle birlikte tasarımın ön plana çıktığı ama aynı zamanda her ihtiyaca cevap veren yetenekli telefonlar sunacağını söylüyor. Şimdi isterseniz bu eksende One A9'u yakından tanımaya başlayalım. Tasarım, HTC One A9'un en çok tartışılan yönü. Çünkü pek çokları bu telefonu iPhone 6'ya benzetiyor ve ne yalan söyleyeyim, benzerlik yok demek de pek mümkün değil. Ama diğer taraftan bu benzerlik neyi referans aldığınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Çünkü ortaya çıkan metal tasarımın temelleri HTC'nin üretmiş olduğu en iyi telefonlardan birisi olan M7 ile birlikte atılmış, daha sonra bu tasarım dili bugünlere kadar gelişerek gelmişti. Kaldı ki ana sülüye çok benzer görünmekle birlikte anten tasarımından 2.5 boyutlu ekranın kavis yarı çapına kadar detaylarda ciddi farklar olduğunu da söyleyebilirim. Ama bence HTC bu telefonu şekillendirirken böyle eleştirilerin olabileceğini öngörerek biraz daha farklı davranabilirmiş. HTC'nin içine düştüğü zorluk, yıllarca çok iyi ve özgün tasarımları imza attığı için diğerlerine benzemeyen cihazlar konusunda çıtayı yükseltmiş olması ve One A9 ile birlikte maalesef bu çıtayı yakalayamamış olması. Yine yıllarca iPhone'a dile getirilen simetrik tasarım anlayışını A9 modelinde benimseyen HTC, maalesef önden bakıldığında çerçeveleri çok kalın bir cihaza imza atmış. Ekran kasa oranı günümüz koşullarına pek rekabetçi olamayan cihazın üst ve alt çerçeve kalınlıkları daha iyi organize edilebilirmiş. 7.3 mm ile ince, 143 gram ile de çok ağır olmayan telefonun elde tutuş hissiyatı ise 2.5 boyutlu, yani kenarlardan bir miktar daha devam eden ekran sayesinde son derece iyi ve bir o kadar da keyifli. Ekrandan bahsetmişken 5 inç boyutunda olduğunu ve Full HD çözünürlük desteği sunduğunu ifade edelim. Panel tipi ise AMOLED. Ağırlıklı olarak Super LCD ekran kullanan HTC bu modelde ise tercihini AMOLED'den yana kullanmış. Panelin parlaklık seviyesi güzel ve renk üretim kabiliyeti de başarılı. Full HD çözünürlük tercihi de ekran boyutu ve kullanılan donanım platformunun yetenekleri itibariyle doğru tercih olmuş. Ekranın Gorilla Glass 4 ile desteklenmiş olması da mukavemet tarafında kullanıcıya güven veren bir başka kazanım. Performans tarafına geçelim isterseniz, One A9'un merkezinde Snapdragon 617 platformu yer alıyor. Aslen Snapdragon 615 ile benzerlik gösteren yeni platformun bazı farkları da yok değil. 8 çekirdeğin 4'ü 1.5 GHz, diğer 4'ü ise 1.2 GHz hızında çalışıyor platform çerçevesinde. Yine Adreno 405 grafik işlem birimiyle gelen platform, daha yüksek melek hızı desteğiyle işlemci çekirdekleri ve grafik birimine daha yüksek bank genişliği sunabilirken artık 60 kare saniye hızındaki 1080p/360 videoları da çözümleyebiliyor. Diğer taraftan Cat 7 destekli yeni nesil X8 modem de bu cihazın 300 MHz saniye download hızına en azından teorik olarak çıkmasına izin veriyor. Platformun bir başka önemli kazanımı ise kamera tarafında artık bir değil 2 adet ISP ile 21 megapiksel çözünürlük görüntülerin çok daha hızlı işlenebilmesi. Platformun toplam performans kazanımına baktığımız zaman 615 ile kıyasladığımızda bir miktar gelişim var ama bu radikal bir değişim mi? O kadar fark yaratmıyor maalesef. İki versiyonu bulunan One A9, 2 GB RAM ve 16 GB depolama ya da 3 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesiyle alınabilir diyeceğim ama işin rengi tam olarak öyle değil çünkü 3 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesine sahip olan versiyon en azından ilk etapta sadece Amerika pazarına sunulacak. Dolayısıyla Türkiye'de One A9 piyasaya çıktığında karşımıza çıkacak seçenek 2 GB RAM ve 16 GB depolama kapasitesi olacak ama ne güzel ki cihazda microSD hafıza kartı desteği unutulmamış ekpare kasa olmasına rağmen ve bu destek üzerinden teorik olarak 2 TB'a kadar microSD hafıza kartlarını da One A9'da kullanabileceğiz. HTC One A9 13 megapiksel çözünürlüğünde yeni bir kameraya sahip. Sony'nin IMX214 sensörünü kullanan bu kameraya f2.0 lens ve 2. nesil optik görüntü sabitleme teknolojisi eşlik ediyor. Açıkçası düşük ışık koşullarındaki lansman alanında yaptığım denemelerden memnun kaldığımı söyleyebilirim. HTC kamera konusunda kesinlikle yeni ve rekabetçi bir pakete imza atmış. Üstelik Pro Mode çerçevesinde detaylardaki hakimiyet seviyesi ve RAW kayıt yeteneği de telefonun diğer önemli özellikleri. Şu aşamada daha fazla detay konuşmam pek mümkün değil, cihazı detaylıca test etmem gerekiyor ama ilk izlenim olarak kamera konusunda son dönemin en iyi HTC telefonu olduğunu söyleyebilirim açık bir şekilde. Ön kamera ise One M9'da olduğu gibi 4 megapiksel çözünürlüğünde ve işini gayet iyi yapıyor. Yeni bir Time-lapse moduyla desteklenen arka kameranın bence en önemli eksiği ise 4K video kayıt yeteneğine sahip olmamız. HTC One A9'un parmak izi okuyucusu oldukça hızlı ve etkili çalışıyor. Ayrıca buton görevi de gördüğü için buna dokunarak ana ekrana dönüş yapabiliyorsunuz. En hızlı parmak izi okuyucusu olduğunu söyleyemem ama kesinlikle çok hızlı ve tutarlı çalışıyor sistem. One A9'da donanımsal olarak altını çizmek istediğim son detay ise ses yetenekleri. Telefon belki çift hoparlör sistemine sahip değil ama arka plandaki ses donanımında oldukça kallı abi. 24 bit 192 kHz ses desteği sunan telefonda kulaklık girişi için One M8'de aynı amplifikatör kullanılmış. Telefon hoparlöründe ise NXP üretimi TFA 9895 kodlu amplifikatöre yer veriliyor.
Teknik olarak amplifikatör 4 ohmluk bir hoparlöre 2.65 watt çıkış yapabiliyor. Bu değerleri Van A9'da görmek pek mümkün olmasa da telefonun yapısı gereği iddialı kılacak kadar güç seviyede tutacağını söyleyebilirim. Dolby Audio ses teknolojisine de sahip olan Van A9 için HTC yüksek seviyede gürültü engelleme kabiliyetine sahip Pro Studio isimli yeni bir kulaklık modelinde piyasaya sürecek. Ama ayrı bir şekilde sürecek, yani telefonu kutu içeriğinden çıkmayacak. Dolayısıyla ekstra bir ürün olarak satın almanız gerekecek. Çok kısaca yazılım kısmından da bahsedelim isterseniz. HTC Van A9, Google'un yeni Nexus cihazları haricinde Android 6.0'la gelen ilk telefon oldu. Sense 7.0 arayüzünü kullanan telefonda görsel olarak radikal bir değişim yok. HTC'nin güncel arayüzüne aşina olanlara tanıdık gelecektir diye düşünüyorum. Son derece hızlı çalışan arayüzde herhangi bir takılma ya da yavaşlama yaşamadım. Android 6.0 özgü gelişmiş uygulama izin yönetimi, doğal parmak izi okuyucu desteği, DOS modu ve Google Now on Tap gibi özelliklerle donatılan telefon, uygulamaları harici karta taşıma ve ayrıca dahi RAM yönetimiyle, daha başarılı enerji tüketimi kontrolüyle performans ve pil ömrü konusunda da avantajı geliyor diyebilirim. Pil kısmı önemli çünkü telefonun pil büyüklüğü teknik olarak heyecan verici değil maalesef. 2150 mAh kapasiteli pilin bu cihaza ne kadar güç vereceği merak konusu. Açıkçası muhtemelen bir gün tamamlamakta çok fazla zorlanmayacaktır ama daha fazlasını görmek ve emin olmak için cihazı detaylı bir şekilde test etmem gerekiyor. Gelelim fiyat meselesine. HTC Van A9'un en büyük hatası fiyatlandırması olacak gibi görünüyor. Sadece 2 GB RAM'li modeli ülkemize gelecek ve şu anki bilgiler çerçevesinde son kullanıcı fiyatı da muhtemelen 2400 lira seviyesinde olacak. Açıkçası bununla ilgili tek yorumum olabilir. Maalesef Van A9 çok pahalı. Kutu içerisinden fiyatı yüksek kaliteli bir kulaklık çıksaydı belki durum anlaşılabilirdi ama şu anki fiyat tablosu pek parlak görünmüyor. Zira bugün aynı fiyata Samsung Galaxy Note 5 alabilmek mümkün. Ya da biraz daha altında daha uygun fiyatlı daha iyi telefonlar donanım olarak en azından veya bir miktar üzerine çok daha güçlü pakete sahip telefonları bulmak ve görebilmek de mümkün diyebilirim bu fiyatlandırma çerçevesinde. Teknik olarak kesinlikle çok iyi bir cihaz ama başarılı olabilmesi için fiyatının da mutlaka doğru ayarlanması gerekiyor. Ben Erdi Özdağ, bu videomuzda HTC'nin yeni telefon modeli Van A9 ile ilgili ilk izlenimlerimizi sizlerle paylaşmış oldum. Bir sonraki videoda görüşene dek şimdilik hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın.